Sırada uzun yıllara dayanan tecrübelerini kendi sektöründe başarıya dönüştüren bir kuruluşumuz var. Firma etkinliğiyle yaptığımız sektör değerlendirmesini sizlerle paylaşıyoruz. Makine imalat sanayinin sanayi sektörleri içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Mühendislik ve araştırmanın yoğun ve vazgeçilmez olduğu bu sektör, ekonomi içinde lokomotif rolünü üstlenmiştir. Bu sektörlerin itici gücü olan makine üretimi konusunda 1978 yılında 75 metrekarelik alanda tasarımdan gerçeğe sloganı ile faaliyetlerine başlayan ve şu anda 13 bin metrekarelik bir alanda hizmet vermeye devam eden firmamıza konuk olduk ve mikrofonlarımızı başarı hikayelerini dinlemek üzere firma kurucusu Seydi Bey'e uzattık. Ben Seydi Yanova, 1942 doğumluyum Yugoslavya'da. 1965'te Türkiye'ye göç ettim. Okulumu Rusya'da bitirdim. Teknik bilgilerde, mühendisliğinden ve Türkiye'de 15 senedir fabrikalarda çalıştım. 65'ten 78'e kadar. Ondan sonra kendi işimi yapayım düşüncesine işe atıldım. 75 metrekarelik bir yerden başladım. Ve onu geliştire geliştire bu pozisyona kadar getirdik. Benim şeyimden üstün işler. Yani 75 metrekareden başladım ve o şekilde bana gelen işler şimdiki şeyden değil de daha 20-30 bin metrekarelik yerde işlenecek işlerdi. Ben değerlendiriyordum ve tabii o kendi benim tasarrufumla o işleri yapıyordum ve hep aklımda kalıcı bir iş yapayım düşüncesinde. Ne gibi? Benim meziyetim derler ya, doktor diplomayı eve bırakamaz çocuğuna. İnsan meziyetini de kimseye bırakamaz. Onunla beraber gider. Yani her zaman bunu ben gözümüne getirerek diyorum ya, böyle bir eser bırakayım. Nitekim uğraştım, çabaladım, çok zorluklarla karşılaştım ama Allah'ın izniyle başardım yani. Tabii ki çocukların kabiliyetiyle de bağlı yani. Bitirmiş olduğu okullarla, şeylerle onları birleştirerek benim tecrübemle, benim verdiğim cesaretlerle bu hale getirdik. Vizyon lazım, vizyon. Dediğimiz gibi ben bu yaşa gelmişim. Hala ilgilenirim. Hala işin içinde girerim. İmalata girerim. Önlüğümü giyerim. Şey ederim yani, bunları esirgemem ben. Gayemiz Türkiye'de ve şeyde kendimizi Türk sanayi olarak bir yere getirmek. Başarı ancak o şekilde olur ve acımayacaksın yatırımlara yani. Ben ya korkuyorum, kaybedeceğim. Kayıp ile kazanç yan yana kardeştir. Böyle sanayide durmayacaksın. Hep ileri gideceksin. Yok ben buraya kadar geldim de diyenler çok olmuş, kalmışlar şeyde. Ben hiçbir zaman onu tasvip etmem. Çocuğa derim ki, çocuklara öne girin. Ne varsa teknolojiyi değerlendirelim. Biz yeniliklere çok şeyliyiz yani, hevesliyiz, severiz yani yeniliklere. Zaten yenilikçi olmadın mı başarıyı yakalayamazsın. Her geçen yıl daha da gelişen ürün portföyü ile sektöre yön veren firma genel müdürü Hüdaver Yanova ile röportajımıza devam ediyoruz. Ben Hüdaver Yanova, 1967 İstanbul doğumluyum. Hayatımda İstanbul doğumluyum ve doğma büyüme İstanbulluyum. Perteniyel Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldum. 1978 doğumlu bir firma. Seydi Bey'in, babam Seydi Bey'in kurmuş olduğu bir firma. Ben de işte 89 mezun olduğuma göre 89'da iştirak ettik. Tabii 78'de Bayrampaşa'daydı. Bayrampaşa'dan daha sonra 98'de İkitelli'ye geldi. İkitelli'den 2008'de de Hadımköy'e taşındı. Gittikçe boyutları büyüdü. Sektörde makine ürettikçe, boyutlar büyüdükçe yer yetmemeye başlıyor haliyle. Dolayısıyla da mecburen sanayiyi başka bölgelere kaydırıyorsunuz. Makine imalatı gerçekten meşakkatli bir iş. Çok zor bir sektör. Mutlaka bilgi birikimi gerektiren bir konu. Her şeyi yıllara münhasır bir iş. Bu sektör Türkiye'de aslında yeni sektör. Yani makine imalatı Avrupa'da 1750'lerden başlamış bir sektör. Fakat Türkiye'ye gelişimi, Türkiye'ye gelmesi biraz geç olmuş. Avrupa standartlarını aşan üretimler yaptıklarını belirten Hüdaver Bey sözlerine devam ediyor. Biz şu anda şu konuda iddialıyız. Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz. Bazı noktalarda onları geçtiğimizi de iddia ediyoruz. Bu yapılan artık makineler bir yerde makine yaptığı zaman işlemesini, çalışmasını, çok iyi çalışması anlam ifade etmeyebiliyor. Artık teknoloji bize yaptığınız, ürettiğiniz makinenin enerji sarfiyatının, kullandığınız hava sarfiyatının, kullandığınız su gücünün ne kadar minimumda olduğuyla doğru orantılı ve çevreye ne kadar duyarlı bir makine yaptığınızla doğru orantılı büyüyebiliyorsunuz. Biz de bu konuda iddialıyız. Yani Avrupa'nın ürettiği makinelerin kesinlikle kalitesinin altında olmadığı gibi bazı noktalarda da üstüne çıktık. Ve ürünlerimizi şu anda aşağı yukarı 42 ülkede satabiliyoruz. Türkiye'de sektörün sorunlarına da değinen Hüdaver Bey, ithalatın önünü kesip ihracat ile ülkemize katkı sağladıklarına değiniyor. Cari açığa rakam olarak belki çok yüksek miktarda katkı sunamıyoruz ama hani karınca misali biz de bu konuda ciddi bir katkı sunduğumuzu ve daha ileride bunu da çok fazla miktarlara taşıyabileceğimizi inanıyoruz. Bu mantaliteyle çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi de üretemediği makineleri yurt dışından getirip tüm ürettiği diğer ürünlerin parasını oraya kanalize etmesi ile bunu sağlıyor. Bu da ciddi bir israf sebebi. Ama bizim gibi tabii ki geriden gelen ciddi makineciler de var. Ümit ederiz hep beraber ciddi bir şekilde Türk ekonomisine katkı sunabiliriz bu konuda. Sunmaya da devam ediyoruz. Bir taraftan ithalatın önünü kesiyoruz. Bir taraftan da ihracat yaparak da ülkemize katkı sunmuş oluyoruz. Kalite anlayışımız önemli. Şu anda robotla üretime başladık. Bunun iki ayağı var. Birincisi hızlı üretim. İkincisi tabii ki çalışan elemanların yetersizliği noktasında devreye girmesi, daha kaliteli üretim yapması. Aynı zamanda yine kalite kontrol cihazlarıyla tüm makinelerimizde adapte ettiğimiz kalite kontrol cihazlarıyla tüm üretilen parçaların istediğimiz kalitede olmasını sağlıyoruz. Projeye uygun üretilmesini sağlıyoruz. Tabii ki bunlar yüzdeliklerle ifade edilen hassasiyette üretim yapılıyor.
Bu bize aslında servisi de bağlıyor, aslında montajı da bağlıyor. Yani montajda bir otomobil fabrikası gibi o mantıkla bize üretimi sağlamış oluyor. Tabii ki bunlar çok zor şeyler. Yani biz netice itibariyle bir otomobil fabrikası değiliz. Olmadığımız için söktak mantığıyla hareket edebilecek düzeyde satış potansiyelimiz ve üretim potansiyelimiz yok. Ama ona rağmen biz her şekilde ve aynı zamanda şu da var, biz tüm ürünlerimize ürün kodlarını ve üretim tarihini belgeleyen kodları yazarak daha sonra yedek parça ve servis hizmeti verdiğimiz firmalara da bu şekilde hızlı dönüş sağlamamızı yardımcı oluyor aslında. Her şey birbirine entegre. Yedek parça ayrı bir birimimiz var. Ciddi bir ekibimiz var. Aynı zamanda tüm çalıştığımız ülkeler bazında bölge bölge ayırdık ve o bölgelerde distribütörlüklerle aynı zamanda servis hizmetini direkt olarak verebiliyoruz. Bizim bu konuda Avrupa'dan da ciddi anlamda farklarımız var. Hızlı iletişim, hızlı refleks verebiliyoruz bu anlamda. En önemlisi burada bizi bu işe başlayan, bizi bu günlere getiren Seydi Bey var bu işin başında. Onun hassasiyeti, onun bu olaylara bakışı bizi tetikleyen unsur. Kendisi 73 yaşında fakat hala yatırım noktasında olsun, hassasiyet, kalite anlayışı noktasında olsun bizi sürekli itici gücümüz, ana motorumuz diyebiliriz yaşına rağmen. Bu bizi heyecanlandırıyor. Çünkü bizim işimiz para kazanmaktan öte heyecan işi. Ürettiğinizi, projelendirdiğiniz bir makinenin çalışıyor olması ciddi bir heyecan, ciddi bir motivasyon. Onun için işte Seydi Bey de yanımda zaten, kendisi burada işin başında hala devam ediyor. Bu yaşına rağmen fizik olarak da çalışabiliyor, çalışıyor. Üretimin her departmanında bilgisinden, tecrübesinden faydalanıyoruz. Çünkü biraz evvel de söylediğim gibi en önemli noktamız bilgi birikimi. Bilgi birikimi burada tabii ki yıllarla ölçülendirilebiliyor. Deneyim, tecrübe, bugün biliyorsunuz gözlem, deney, deneye dayanıyor bilim ve tamamen matematik kurallarında formül üretebilmeniz için, yeni bir formüller üretebilmeniz, deney yapmadan, önce gözlem sonra deney yapmadan o formülü oluşturamıyorsunuz. Zengin olmak için yola çıkmadıklarını vurgulayan Hüdaver Bey, sabrın öneminden bahsederek sözlerine devam ediyor. Bu işin Seydi Bey makine mühendisidir aynı zamanda. Yani bu akademik eğitim bu işin iteleyici bir motoru ama sebat, efendime söyleyeyim, dayanıklılık, özveri, yani bunlar tabii ki ondan sonra olmazsa bunu tamamlayamıyorsun. Bizim işimiz zaten ağırlık olarak sabırla alakalı. Çok çabuk biz şunu tavsiye ediyoruz. Yeni bünyemize katılan arkadaşlara da öyle. Biz zengin olmak için bu yola çıkmadık. Biz üretmek için ülkemize ne kadar katkı sağlayabiliriz onun bilinciyle yola çıktık. 2023 hedeflerini 3'e katlayabileceklerini düşündüğünü vurgulayan Hüdaver Bey, %90 ihracat yaptıklarını dile getirirken herkese insan olarak değer verdiklerini belirtiyor. 2023 hedeflerini kendi üzerimize düşen payımız olarak biz herhalde 2'ye 3'e katlayabiliriz. Biz kesinlikle o konuda iddialıyız.
Belki boyutlarımızın ufak olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu ayrı değerlendirilebilir ama en azından kendi üzerimize düşen kısmını kesinlikle yani 2-3 misline katlayabiliriz. Bizim için Ersey olarak bizim için o hedefler gerçekten çok küçük. Ve tabii ki biz şu anda dahi %90 ihracat yapan bir firmayız. %90 ihracat yapıyoruz. Biz dediğimiz gibi bugün Burkina Faso'sundan Pakistan'ına, Dominik Cumhuriyeti'nden düşünün Azerbaycan'a kadar dünyanın her yerine hizmet ediyoruz ve bunları da kesinlikle insan olarak değerlendirerek hareket ediyoruz. Yani Türkiye farklı, oraları farklı mantıkla yaklaşmıyoruz. Bu yüzden de çok seviyorlar bizi. Hüdaver Bey sözlerine son verirken sabır, özveri ve yatırım diyor. Hedefler 2023 ise biz burada varız. Ciddi olarak katkımız olacağına inanıyoruz. Kendi çapımız çerçevesinde. Bunun yanında kesinlikle sabır diyoruz, sebat diyoruz, özveri diyoruz ve yatırım diyoruz. Sürekli yatırım, durmadan çalışmak diyoruz. İnşallah bunları da başarırız. Hem üreticilere mesaj veren hem de kadronun önemine değinen Seydi Bey sözlerine son veriyor. Vallahi üreticiye benim acizane tecrübelere dayanarak konuşuyorum. Kendisini şımartmasın. Kendisine işe versin. Kendisi bilmiyormuş gibi ilerlesin. Yani ilerleme ancak o şekilde başarı yakalar. Yoksa ben gelmişim. Gelmek diye bir şey yok. Ancak kadro ile de oluyor. Kadro yetiştirmesi lazım. Yani kendi kadrosunu kim olursa olsun kadrosuz bu iş yürümez.